Gel keyfim gel. Bir sene sonra insan olduğun vakit nasıl yapacaksın bakalım bu işleri. O zaman böyle kendim temizlerim Akbuş. La 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 la. Hadi oradan küçük cadı seni. La 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 la. Alo? Evet benim. Evet Saime kızım. Ha, evet. Aa, anladım. Aa. İşte şimdi yandım. Şey, ben Hakan abiye bakmıştım. Buyurun Hakan benim. Ay vallahi çok yoruldum. Burayı bulana kadar da canım çıktı. Bu İstanbul dedikleri gibi çok büyütmüş ha Esrahtan. Önce Aksaray'a gideceksin dediler. Ben de bindim mi minibüse gittim Aksaray'a. Orada elimdeki kağıda baktılar. Demezler mi senin gideceğin yer Levent'te? Hadi oradan sonra gittim Taksim. Buradan diyorum Levent'e gideceğim. Nasıl gideyim? E diyorlar hangi Levent'e gideceksin? Ben ne bileyim? Burada bir Levent yokmuş he mi? Bir dakika bir dakika. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Hiçbir şey anlamadım ben. Ay vallahi haklısınız. Rahmetli anam da derdi. Şöyle söyleyeceğin lafı dolandırmadan söylemeyi öğretemedim ben sana derdi. Şimdi size sıktım değil mi? Ben Makbule teyzemi görmeye geldim. Köydeki akrabalar evin adresini bilmiyorlarmış. Buranın adresini verdiler. Ben de çıktım geldim. İyi etmişsin. Sağ ol abi. Yani bizim Makbule senin teyzen mi? Hem de öz bir öz teyzem. O zaman Nana da senin akraban oluyor. Kim? Nana mı? Hı-hı. O da kim? Ah, Makbuş, bir saattir dizlerine vuruyorsun. Artık ne olduğunu söyleyecek misin bana? Ah, yandık ki ne yandık evladım. Makbuş, hadi meraktan öldürme beni söyle. Ah, köyden aradılar. Memleketten rahmetli kardeşimin kızı geliyormuş. Ne var bunda? Aa, vallahi pek safsın Nana. Kız buraya gelip de seni görünce tanımayacak. Hakan onun seni tanımadığını anlayınca ne yapacağız ha? Eyvah! Yandık. Ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl tanımazsın Keriman teyzeyi? Onun kızı oluyor Nana. Ne? Keriman teyzemi mi? İyi de Keriman teyzemin kızı yok ki. Yani bir tane doğurmuş ama o da iki gün yaşamış. Ölmüş sonra toprağı bol olsun inşallah. Keriman teyzemin iki tane oğlu var tamam mı? Biri böyle yarım akıllı. Onu asgari bile mi almadılar? Diğeri de kasabada tarım kredi kooperatifinde iş buldu önce. Sonra da bizim köyden Esma yengenin kızı Zeliha ile evlendi. Şimdi kasabada lojmanda kalıyorlar biliyor musun? Hem de üç tane bebeleri oldu. Allah bağışlasın. Ya yeter ben sana Nana'yı soruyorum. Sen bana neler anlatıyorsun? Ama iyi de ben Nana falan tanımıyor. Canım nasıl tanımazsın? Keriman teyze ile Makbuş birbirlerini çok kıskanırlarmış. Hani Makbuş'un bir bez bebeği varmış ya Nana diye. Keriman teyze de o yüzden kızının adını Nana koymuş ya. Vallahi Hakan abi ben senin dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ne bebeği ne Nanası. Yani sen şimdi Nana'yı tanımıyorsun öyle mi? Yok abi vallahi tanımıyor. Nana konusunda bana şaka yapmıyorsun değil mi? Yok vallahi Hakan abi. Bence sen benimle eğleniyorsun ha. Ben öz be öz teyze kızımı tanımam mı hiç? Ona Nana denen kız yalan söylemiş size. Yok canım olur mu öyle şey? Hadi Nana bizi kandırdı diyelim. Makbuş'u da mı kandırdı yani? Vallahi ben orasını bilemem Hakan abi. Tek bildiğim benim Nana diye bir akrabam yok. Hayırdır? Köyden Makbuş'un akrabası Fatma. Nişanlım Simge. Merhaba abla. Ay kadının ne soy sopu varmış be çekirge sürüsü gibi. Nana'dan sonra şimdi de bu mu? Aa Nana'yı bu hanım abla da mı tanıyor? Evet hayırdır? Sizi hangi rüzgar attı buraya? Makbule teyzeme bir emanet vermek için geldim. Bir gece kalıp döneceğim yarın. Çok güzel. Nana da bir gece diye geldi maşallah çöreklenip kaldı. Yok hanım abla ne yapayım ben sizin İstanbul'unuzu? Alın da siz tepe tepe kullanın. Siz bu kadar çok arabayla bu kadar çok insanla nasıl yaşıyorsunuz? Bunların da hepsinin dili uzun maşallah. Genetik olacak. Nana da aynı senin gibi. Ben Nana diye birini tanımıyorum. Hakan abime de söyledim. Nasıl olur canım? O da Makbuş'un akrabası. Yok Makbule teyzemin öyle bir akrabası. Ah, Hakan. Ne şeker bir kız değil mi? Canım benim sen şimdi yorgunsundur. Karnın da açtır. Hakan'cığım ben bir şeyler ısmarlayayım da kızcağız karnını doyursun. Sen de işine gücüne bak. Hadi gel canım benim odama gidelim. Simge ne bu acele? Aa acele olur mu canım? Kızcağız ta nerelerden gelmiş. E hadi biz gidiyoruz.
olsun. Sağ ol abla. Ya hayatım bolcayı. Tatlı da söyleyeyim mi sana? Baklava iyi olur. Umarım bu da başımıza kalmaz. Merak etme. Demek Nana'yı tanımıyorsun ha, öyle mi? Yok vallahi abla, tanımıyorum. İlginç. Kafam allak bullak oldu. Ya bu köylü kızı yalan söylüyor ya da Nana. Ama kız oldukça samimi görünüyordu. Bu işin içinde bir iş var. Ama ne? Ödüm kopuyor Makbuş. Ya kız ofise gitmişse? Ya Hakan kızı kolundan tutup buraya getirirse? Sorma. İşte o zaman ne yaparız hiç bilmiyorum. Kulla neden en çok ihtiyacım olan zamanda ortalıkta olmaz anlamıyorum. Haklısın. Kulina Hanım. Uhu. Yok. O gene güzelleşmek için ot, böcek bir şeyler topluyordur. Kokona. Ne olacak? Eyvah. Getirdim. Bak Mole teyze. Nasılsın? Ay ay ay. Çok özlemişim teyzem seni. Kızım nasıl hatırlamazsın Nana'yı? Vallahi hatırlamıyorum. Kerima teyzemin kızı yoktu ya. Onlar köyden çok önce ayrılmışlardı. Sen şöyle ufacıktın. Hatırlayamazsın. Ay, insan hiç teyzesinin kızını hatırlamaz mı canım? Siz de bir alemsiniz vallahi. Ben kahve yapayım. Kahve. Yap canım yap. Fatmacığım, demek hatırlamıyorsun ha? Vallahi hatırlamıyorum. Ay. Ay. Makbuş, ne yapacağız? Daha ne kadar mutfakta oyalanacağız? Elim kolum bağlandı evladım, ne yapayım? Simge nasıl da sıkıştırıyor, görüyor musun? Yok, bu böyle olmayacak. Hakan da gelmeden bu işi halletmeliyiz. Ben bir yolunu bulup Fatma'yı bir köşeye çekip konuşacağım. Görür o. Aa, Makbule Hanım, Nana nerede? Mutfakta yemek hazırlıyor. Geldiğimizden beri bizden köşe bucak kaçıyor. Gelse ya Fatma'nın yanına. Onlar akran, konuşacakları vardır. Hı? Fatma, hatırladın mı Nana'yı? Hatırlamadım. Ama Makbuş öyle hikayeler anlattı ki kızcağız hatırlamasa da ikna olmak zorunda kaldı Hakan'cığım. Nasıl yani? Makbuş? Aa Nana kızım, yaptın mı salatayı? Evet. Git o zaman patlıcan kızart. Patlıcan mı? Hadi kızım, patlıcan. Ha tamam, kızartayım. Nana, sen Fatma'yı hatırladın mı? Tabii tabii, hatırlamaz olur muyum hiç? Fatma kızım, az bakar mısın? Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? İkna etmeye çalışacağım. Buyur Makbule teyzeciğim. Bak kızım. Gel şöyle. Bak. Sen Nana'yı tanımamış olabilirsin. Çünkü o daha küçükken babaannesinin yanına gitmişti. Ortayı, liseyi kasabada okudu ya. Ama Kerima teyzemin sadece iki oğlu vardı. Kızı yoktu ki. Olsa bilmem mi Makbule teyze? Bilmezsin tabii. Yani bak şimdi öğrendin işte. İkide bir de ben Nana'yı tanımıyorum deyip bizi rezil etme. Rezil etmek mi? Evet. Sonra Hakan Bey ile Simge Hanım. Ay ne garip bunlar. Ne biçim akraba. Birbirlerinden haberleri yok demezler mi? Ama benim Nana'dan haberim yoktu ki. Ay şimdi şat diye düşüp bayılacağım. Gelsene biraz Nana. Makbuş hazırlar. Kendini o kadar yorma. Ama tabii 40 yılda bir görüyorsun akrabalarını değil mi? Ağırlamak istemen çok normal. Ya. Hayret, ama Fatma seni asla hatırlamıyor. Yani sana da tuhaf gelmiyor mu bu? Ben küçüklüğümde köyden ayrılıp babaannemin yanına kasabaya gitmiştim. O da küçüktü.
O yüzden hatırlamıyor herhalde. İyi de benim teyzemin kızı yoktu diyor. Teyzesinin sadece iki oğlu varmış. Nana! 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 Ben Yağmur'a bakayım, bir şey oldu herhalde. Geliyorum hemen. Gördün mü nasıl da kaçıyor? Ben sana söyleyeyim Hakan. Bu kız kesinlikle bizden bir şeyler saklıyor. Bence de zaten şaka gibi biri. Ama ben şimdi öğreneceğim. Bir dakika Simge. Sen dur, bana bırak. İyice bir sıkıştır. Bu meselenin iç yüzünü öğren Hakan. Merak etme.